Merhaba arkadaşlar. Böyle biraz karanlık bir yerden ama şahane bir zeytin ağacının altından sesleniyorum size bugün. Piyasayla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Gerçi bugün bununla ilgili kısa bir video attım. Birkaç tane tweet paylaşımım oldu. Biraz yoğun bir gündü. Sahil kenarında çok arkadaşlar vardı. O yüzden fazla paylaşım olmadı ama akşam oldu. Şimdi biraz toparlamak istiyorum konuyu. Ben çok olumlu görüyorum piyasadaki değişimleri. Tabii dün Trump'a yapılan suikast girişimi insanları bir korkuttu ama borsaların bunu seveceğini zaten emindim. Niye? Çünkü Trump'ın kazanmasını istiyor borsalar. Ve dün bu yolda önemli bir adım atıldı. Aslında iki adım birden atılmış oldu. Bir tanesi Amerika'da da dünyada da her yerde mağdurları severler ve Trump açıkçası süper iyi yönetti o anı. Ateş edildikten sonra üzerine kanlarla kalkıp savaşacağız, kavgaya devam, dövüşeceğiz değmesi. Ve böyle bir Amerikan bayrağının önünde muazzam pozları var. Bunlar Amerikalıların zaten seveceği şeyler. İkincisi Obama ve Biden'da oldukça birleştirici mesajlar verdiler. Trump da onlara katıldı. Yani böyle iç savaş hayali yaşayanlar var. Amerika iç savaşını bir film izleyip gaza gelenler. Öyle bir emarede yok. Hatta bence şu anda seçimin kavgalı temposu da biraz düşmüş durumda. Çünkü şu andan sonra Biden Trump'la ilgili çok sert şeyler söylemeyecektir. Çünkü insanlar onu sorumlu tutabilirler. Aynı şekilde Trump da dün biraz yumuşadı zaten. Yani o yönden de yani biraz nabzın düşmesi de olumlu. Piyasada bunu sevdiler bugün. Görüyorsunuz yükseliş halindeler. Ve bence bir süre daha bu böyle devam edecek. Ben buna everything rally, yani her şeyin yükseldiği ortam diyorum. Müthiş bir dönüşüm yaşanıyor. Perşembe günü Amerika'da küçük hisse senetleri bu düşük gelen enflasyon verisinden sonra coşmuştu. Zaten biz bunu çarşambadan biliyorduk böyle olacağını. O coşku cuma da devam etti. Bugün de devam ediyor. Perşembe küçük hisseler coşunca Nasdaq hisseleri bir düşmüştü. Onlar da cuma günü toparladılar. Bugün de hafif yükselişle devam ediyorlar. Yani böyle bir dengelenme hali var, bir stabilizasyon var. Ve hisse senedi rallisi yayılıyor şu anda, genişliyor. Biliyorsunuz hep eleştiri, nefesi dar bu rallinin diyorlardı. Yani çok az hisse senediyle yürüyor, işte Nvidia ile falan yürüyor diye. Şimdi mesela Nvidia yürümüyor, ona rağmen borsalar yukarı doğru gidiyorlar. Ve bizim de portföyümüzde bulunan hani benim hep üzüldüğüm Sofi gibi hisselerde şu anda hareketlendiler. Yani küçüklere şu anda nur yağmaya başladı, öyle söyleyelim. Ve ben bunun daha öncesini düşünüyorum. Yani biraz IWM hızlı geldi. Hani belki burada ufak bir düzeltmeye ihtiyaç olabilir. RSI şu anda 80'in üstünde. Ama ben bu yayılışın devam edeceğini düşünüyorum. Sadece küçük hisse senetleri değil. İnşaat şirketleri, büyük bankalar, endüstriyel şirketler, altyapı şirketleri, döngüsel üretim yapanlar. Bütün bunlara yayılım gelecek diye düşünüyorum. Çünkü artık faizlerin düşeceği kesinleşmiş gibi. Eylül ayında faizin düşeceği şu anda %94 ile puanlanıyor, oylanıyor. Orada işler gayet olumlu gibi. Biraz önce Powell konuştu, dinledim. Güvercince bir konuşma. Önemli şeyi tekrar söyledi. Yani bizim faize geri çekmek için enflasyonun %2'nin altına inmesini beklememize gerek yok dedi. Ben Temmuz ayında yumuşamanın devam edeceğini, Temmuz toplantısında faiz indirimi yapmasalar bile ve Eylül'de indirimin geleceğini kesin gözüyle görüyorum. Hala net bir resesyon işareti yok. Yani yavaşlayan sektörler var. Hep konuşuyoruz bunları. Tüketicinin gücünde kırılma var ama böyle net bir resesyon yok. Bu da olumlu. Çünkü bu durumda hala bir yumuşak iniş senaryosu mümkün. Tabii FED bence geç kaldı ve yumuşak iniş senaryosu biraz zorlanıyor bence şu anda. Ve Amerika bir resesyonda yaşayabilir ama yani bu yaşansa bile yumuşak bir resesyon olacak gibi gözüküyor. İlk etapta en azından. Çünkü FED'in elinde müthiş yüksek bir faiz var ve bunları indirmesi mümkün gibi gözüküyor. Rally'nin genişlemesi, rally'nin sağlıklı hale gelmesi anlamına geliyor. Bu elinizdeki her hisse senedi yükselecektir anlamına gelmiyor. Daha evvel koşmayanlar koşacaklar. Bunu zaten canlı yayınlarda belirtmiştim. Aynen de gerçekleşiyor. Bitcoin'e gelince, Bitcoin'in sağlam durduğunu söyledim ben canlı yayınlarda biliyorsunuz. Yani hem MTGOX hem Almanya satışlarına rağmen Bitcoin 57 binleri, 58 binleri korudu. Ve oralardan ben long oluyorum demiştim. İşte şu anda 63 binler civarına gidiyor Bitcoin. Ve önündeki önemli engellerden de kurtulmuş durumda. Trump'ın seçim ihtimalinin artması, o da Bitcoin'e yarıyor. Yani her şey oldukça iyimser, olumlu şu anda. Ama bu bütün her şeyimle hisse senetlerine, kriptoya gömülüyorum anlamına gelmiyor. Nakitimi %25'lerde tutuyorum yine de. Belli olmaz. Yani ortalık her an karışabilir. Çünkü unutmayın, özellikle benim yatırım yaptığım şirketlerin çok büyük bölüm değerlemeleri yüksek. Daha da değerleniyorlar üstelik yani. Mesela Palantir hiç durmadan yükselmeye devam ediyor. Tesla böyle bir sallandı, o da geri geldi. Bugün sağlam bir atakla Elon Musk'ın Trump'a olan desteği Tesla'nın geleceğini parlak tutuyor en azından. Şu anda yatırımcılar öyle düşünüyorlar. Ben böyle şeyler ürkerim yalnız. Hani neden? Yani ben şirketin temellerinin kuvvetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yönde de biraz gecikmeler var. Bugün Elon Musk da kabul etti. Bu 8 Ağustos'taki otonom sürüş meselesinin biraz ertelendiğini söyledi. Birkaç tane arabanın ön tarafında, geliştirdikleri yeni aracın ön tarafında tasarım değişikliği yapacaklarını, bu için biraz daha vakitlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama yani yön hala Tesla'da da yukarı. Fakat bugünkü sıçramayı çok önemsemiyorum. Yani bu tip sıçramaların son düzeltmeleri olabiliyor. Mühim olan Tesla'nın da normal gelişe devam etmesi. Çünkü siyasetle gelen siyasetle gidebilir biliyorsunuz. O taraf benim çok da ilgimi çekmiyor. Vaziyet böyle. O yüzden önümüzdeki günlerde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani Temmuz'u da kazanıyoruz artık. Sarkıyoruz bence. İyi bir gidişat konusunda. Sonra ortalık karışabilir. Seçimlere yakın belirsizlikler tekrar ortaya çıkabilir. Onu izleyeceğiz. Ama yani onlar da olmazsa hani geleneksel olarak seçim yıllarında Ekim'de borsalar çok düşer. Belki onu da yaşamayız gibi gözüküyor bana ve şu videomda uzun uzun anlattım. 4 yıllık döngü fikre inanmışsanız da bu durumda ara geri çekilmeler olabilir. Hatta sertçe geri çekilmeler de olabilir. Temmuz 2025'e kadar önümüz parlak gibi gözüküyor. Ben şu anda borsayı böyle görüyorum. Sonra dinledim işte bütün ezbercileri, saçlarını arkadan bağlayanları. Bu kadar karamsarlık neden var bilmiyorum. Yani hep bir Amerika çökecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yok yani bence Trump olayından sonra yaşananlar olumlu. Ben böyle görüyorum. Ve zaten borsalarda böyle görüyor. Beni ilgilendiren yönde bu açıkçası. Ben Türkiye'de yaşıyorum, Türk vatandaşıyım. Amerika iç konuları çok da ilgimi çekmez. Yeter ki borsamıza dokunmasınlar, Bitcoin'e dokunmasınlar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.